27 Ağustos 2017 yılında tüm Türkiye son dakika haberi olarak yayınlanan cinayetle şok olmuştu. Medyanın tanınmış isimlerinden Vatan Şaşmaz'ın bir otel odasında öldürüldüğü haberi uzun süre gündemden düşmemişti. Peki ne olmuştu o gün? Neler yaşanmıştı? Cinayet Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleşmişti. O gün Vatan Şaşmaz, uzun süre önce tanıştığı arkadaşı Filiz Aker ile Viber isimli uygulama üzerinden görüşmüş ve otelde buluşmak için sözleşmişti. Filiz, Vatan'ı kalmış olduğu otele davet etmişti. Otelde Filiz ile birlikte yeğeni Dora da vardı. O gün Filiz ve Dora otelin lobisinde oturuyordu. Filiz, Dora'ya bir misafirinin geleceğini söylemiş ve 1130 numaralı odasına geçmişti. Otele gelen Vatan Şaşmaz Filiz ile daha önce konuşmuş olduğu için direkt Filiz'in bulunduğu odaya geçmişti. Filiz, kısa sürede döneceğini söylemesine rağmen dönmeyince Dora merak etmiş ve Filiz'i aramıştı. İlk aramasında teyzesiyle görüşmüştü. Ancak daha sonraki aramasında teyzesinin telefonu kapalıydı. Dora teyzesini merak etmiş, resepsiyondan yardım isteyerek odayı aratmıştı. Ancak odada bulunan telefona da kimse cevap vermemişti. Bunun üzerine otelde bulunan görevliler ile Dora odaya gitmişti. Ancak oda kapısı kilitliydi. Güvenlik görevlilerinin kilidi açmasıyla ilk olarak Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeniyle karşılaşmışlardı. Vatan'ın cansız bedeni yüzüstü yatar halde yerdeydi. Oda içerisine ilerleyen görevliler bu sefer odada bulunan yatağın üzerinde Filiz Aker'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İki ceset ile karşılaşan görevlilerin aramasıyla olay yerine gelen polisler hızlı bir şekilde incelemelere başlamıştı. Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede vücuduna isabet eden 4 kurşun tespit edilmişti. Adli tıpta yapılan incelemede Vatan ilk kurşunu konuşulanın aksine sırtından değil, göğüs bölgesinden aldığı ve kurşunun bel bölgesinden kemer hizasında, yani yukarıdan aşağıya doğru bir yol izleyerek ilerlediği belirlenmişti. Bu Vatan ile Filiz arasındaki boy farkı göz önüne alındığında muhtemel olarak Vatan'ın odada bulunan bir koltuk veya benzeri eşya üzerinde oturur vaziyetteyken atışın yapıldığı fikrini ortaya çıkarıyordu. Atış, vücut elektriğini kesecek bölgeye gelmediği için Vatan refleks gösterebilmiş ve kapıya doğru yönelmişti. Ancak aldığı darbe bilincini kaybetmesine sebep olmuş ve yere yığılmıştı. Yerde bulunan kan izlerinden Vatan'ın vurulduktan sonra kapıya doğru ilerlemeye çalıştığı anlaşılıyordu. Filiz, yerde yatan Vatan'ın yanına gelmiş, 3 el daha ateş ederek onu öldürmüştü. Filiz'in sonradan yaptığı 3 el atış bitişikti. Yani silah kullanmakta deneyimli olduğu belli oluyordu. Filiz'in odada bulunan yatak üzerindeki cansız bedeninde yapılan incelemede ise, cinayeti işlediği suç aletini kullanarak hayatına son verdiği anlaşılmıştı. Filiz, cinayeti işledikten sonra otel odasının kapısını kilitlemiş ve odada bulunan yatağa geçmişti. Filiz'e ait cesedin bulunduğu konuma göre yapılan incelemede, Filiz'in cinayeti işledikten sonra yatağa oturduğu esnada sol eliyle ensesini ovuşturduğu anlaşılıyordu. Çünkü sağ elinde tuttuğu silahı sağ şakak kısmına dayamış ve intihar etmişti. Sağ şakak kısmından giren, mermi sol şakak bölgesini delerek çıkmış çıkan mermi sonrasında sol koluna girip oradan da çıkmıştı. Bu durum uzmanlar tarafından Filiz'in tereddüt yaşadığı ve yaptığı şeyden emin olamadığı şeklinde değerlendiriliyordu. Ayrıca yapılan tahlillerde olay günü Filiz'in kanında yüksek oranda alkol ve kırmızı reçeteyle satılan ilaçların etken maddelerine rastlanılmıştı. Bu olayın iki farklı yüzü vardı. Vatan'ın Yasemin Adalı ile birlikte mutlu bir evliliği vardı ve çocukları olacaktı. Hayatını kaybetmeden bir gün önce oğlu olacağını öğrenmişti. Vatan'ın Filiz ile geçmiş yıllarda ilişki yaşadıkları iddiaları vardı. Kimisi ise ilişki olmadığını, Filiz'in platonik olarak Vatan'a aşık olduğunu iddia etmişti. Vatan cinayetin işlendiği gün Filiz ile son kez görüşmek için otele gelmişti. Filiz ile Vatan arasında yıllar önce ticari ilişkilerinin olduğu da söyleniyordu.
İddiaya göre Vatan Filiz'in paralarını borsada kaybetmişti ve Filiz'e 130 bin dolar borcu vardı ve Filiz Vatan'ı helalleşmek için otele davet etmişti. Söylenenlere göre Filiz Aker'in platonik olarak Vatan Şaşmaz'a olan bağı çok güçlüydü. Filiz yıllar önce verdiği bir röportajda ise çok kıskanç olduğunu, erkeğimi başka birisiyle görürsem hiç acımam, orada gebertirim diyerek anlatıyordu. Bu cümleler ilk olarak 1993 yılında dikkat çekmişti. Filiz, Maden İş Sendikası Başkanı Şemsi Denizer ile aşk yaşamıştı. Filiz, bu ilişkiyle ilgili olarak onu bir abi, bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir bağ olmadı şeklinde konuşsa da Filiz'in kuzeni Gürbüz Açar, Filiz'in Şemsi ile olan aşkı 10 yıl sürdü. Onunla arası çok iyiydi. Tarabya Oteli'nde kalırlardı, Filiz Şemsi'ye bir çanta dolusu para getirirdi. Büyük aşk yaşadılar diyerek anlatmıştı. Ancak ayrılıklarından kısa bir süre sonra Şemsi Denizer, Zonguldak'taki evinin önünde eski koruması tarafından vurularak öldürülmüştü. Bu olay Filiz'in kanlı aşkı olarak hatırlanmıştı. Yıllar sonra ise Filiz'in adı eski İstanbul valisi Hayri Kozakçıoğlu ile anılmıştı. Evli ve 3 çocuk babası Hayri Kozakçıoğlu, 23 Mayıs 2013 tarihinde Sarıyer'deki evinde ölü bulunmuştu. Otopsi raporunda Hayri Kozakçıoğlu'nun göğsüne yakın mesafeden ateş edildiği tespit edilmişti. Daha sonra ise yaşanan olayın intihar olduğu söylenmişti. İnsanlara göre Filiz Vatan Şaşmaz'ı takıntı haline getirmişti. 2011 yılında aşkına karşılık alamadığı için intihar etmiş ancak hayatını kaybetmemişti. Görevli polislerin yaptığı araştırmaya göre Filiz cinayeti işlemeden 2 ay önce kendisi için mezar yeri hazırlatmıştı. Cinayet gününden bir ay önce de ünlü bir Amerikan silah firmasının kadınlar için ürettiği bir silahı ruhsatlı olarak satın almıştı. Silah, halk arasında altı patlar olarak bilinen tipte ancak kadınların kullanabilmesi için tasarlanmış bir silahtı. Tahminlere göre cinayetin işlendiği gün silah otel odasındaydı. Silah ruhsatlı olduğu için otele sokmakta bir problem yaşamamıştı. İncelenen kamera görüntülerinde Filiz odaya girerken eldiven kullandığı görünmüyordu. Ancak Filiz'in yatak üzerinde bulunan cansız bedeninde yapılan incelemede Filiz'in silahı kullandığı sağ elinde eldiven olduğu görülmüştü. Uzmanlar eldivenin takılı olma sebebini silahı daha rahat kullanabilmek olduğunu düşünüyordu. Odada bir diğer ayrıntı ise Filiz'in telefonuyla birlikte Vatan'ında telefonunun kapalı olmasıydı. Cevaplanması gereken çok soru vardı. Vatan'ın telefonunu kendisi mi yoksa Filiz mi kapatmıştı? Filiz'in olayda kullandığı ruhsatlı silahının mermi haznesi 5 mermi ile sınırlıydı. Vatan'ın cansız bedeni üzerinde 4, Filiz'in bedeninde bir adet olmak üzere toplam 5 kurşun bulunmuştu. Yani Filiz cinayeti işledikten sonra son mermiyi kendisi için ayırmıştı. Peki 5 el ateş sesini kimse duymamış mıydı? Bunun tek bir açıklaması olabilirdi. Filiz, subsonik yani sessiz mermi olarak bilinen mermi kullanmış olmalıydı. Bu soruyu sadece balistik analiz açıklayabilirdi. Filiz'in psikolojisinin bozuk olduğunu düşünürsek silah ruhsatını nasıl almıştı? Yaşanan cinayetin bir anlık öfke kriziyle ortaya çıkmadığı anlaşılıyordu. Peki Filiz'in bu kararı aldığı süreç içerisinde hiç kimse Filiz'den şüphelenmemiş miydi? Filiz'in telefonunda yapılan teknik incelemede ise karşılaşılan bilgiler Filiz'in nasıl bir düşünce yapısı içerisinde olduğunu gösteriyordu. Filiz telefonundan ölünce vücut neden ağırlaşır? İnsan ölünce vücudu neden sertleşir? Silah kılıfları nerede satılıyor? Korse, silah kılıfı, siyanür, kadavra bağışı nasıl yapılır? Organ bağışı hangi hastanelerde yapılır gibi aramaların yapıldığı görülmüştü. Filiz'in abisi yıllar sonra başka bir iddiada bulunmuştu. İddiaya göre Filiz bu cinayet ve intiharı gerçekleştirmeden önce arkasında bir veda mektubu bırakmıştı. Ancak abi bulduğu mektubu yok ettiğini söylüyordu. Gerçekten öyle bir mektup var mıydı? Varsa abisi mektubu neden yok etmişti?
cevaplanması gereken çok soru olmasına rağmen hiçbirine cevap bulunamamıştı. Yaşanan olayın sebebi platonik aşk mıydı, yoksa iki kişi arasında alacak verecek ilişkisi miydi? Bunu sadece Vatan ve Filiz biliyordu. Vatan Şaşmaz'dan geriye izleyicilerin akıllarına yerleşen dizi sahneleri kaldı.